Sayın seyirciler, dün yayınımıza da denk gelmişti. Biliyorsunuz İzmir Karabağlar'da bir kaçak Kur'an kursuna ilişkin haberimizin fikri takibini yapmak üzere orada bulunan ekibimize bir saldırı gerçekleşmişti. Fiziki bir saldırı gerçekleşmişti. İzlediniz ya da sonrasında haberdar oldunuz. Şimdi Karabağlar beldesinde bu kaçak yapı bulunuyor idi ve bu yapının bütün mahkeme kararlarına rağmen bugüne kadar belediye tarafından neden yıkılmadığı sorusu da soruldu. Bir anlamda belediye de okların hedefinde kaldı. Bugün Karabağlar Belediye Başkanı yayınımıza konuk oldu ve bugüne kadar neden bir şey yapılmadığı, neden bu binanın yıkılmadığı gibi sorularımıza cevap verdi Buket Güler'in yayınında. Eli silahlı kişiler yıkımı engelledi diyor belediye başkanı Halil Kınay. Emniyetten yardım istediklerini, bugüne kadar bir cevap alamadıklarını, emniyet yardım ettiği takdirde yıkım ekiplerinin hazır olduğunu söylüyor. Bir belediye başkanının kendisine yöneltilen suçlamalara verdiği cevabı izleyelim. Mahkemenin idaremizi, belediyemizi haklı bulması neticesinde biz yıkım işlemi için Haziran ayında gittiğimizde emniyet sorunuyla karşılaştık. Çünkü eli sopalı, silahlı kim olduğunu bilmediğimiz bir grup tarafından alanın etrafının çevrildiği, iş makinalarıyla yolların kapatıldığını gördük. Biz bu süreci Haziran ayındaki yıkım işlemimizi de Büyükşehir Belediye'mizle birlikte, ortak ekiplerimizle birlikte gerçekleştirmek üzerine yola çıktık. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim gibi değerlendirmenin içerisinde alanda vatandaşların, bizim ekip arkadaşlarımızın, bölgenin güvenliği sağlanmadığı için bu konuda sorumlu ve yetkili kurum kuruluşlar olan Emniyet Müdürlüğümüz, Bakanlığımız ve Valiliğimize bilgilendirme yaptık. Aynı şekilde o gün yıkımı erteledikten sonra da yazılı olarak bu bilgilendirmeleri yaptık. Şu an şundan bahsetmek isterim. Bizim temel görevimiz, belediye olarak da temel sorumluluğumuz, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılaşmayı sağlamak ve alanın güvenliğini ortaya koymak adına ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde olmak. Bu noktada bu can ve mal güvenliği sağlamakla ilgili zabıtamızın bir yetkisi yoktur. Ve bununla ilgili yapacağımız işlemlerde de benim bir belediye başkanı olarak da temel görevim hem kendi çalışma arkadaşlarımı, hem bölgedeki yaşayan halkı, hem de o bölgede belki farklı şekilde bilgilendirilerek, yanlış bilgilendirilerek olası bir arbedede orada masum vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde süreçleri yürütmektir. Buradan da ısrarla zaten bütün bu sinsine boyunca bugün geldiğimiz noktada da hemen hemen her hafta çeşitli basın kuruluşlarıyla yaptığımız görüşmelerde, kurum kuruluşlarla ortak toplantılarda biz bu sürecin gereğinin yerine getirilmesi noktasında çağrılarımızı yazılı, sözlü, idari hukuki olarak tekrarladık. Diğer taraftan yıkım işlemiyle ilgili olarak bizim her türlü hazırlığımız, yasal sürecimiz var. Size de bahsettiğim gibi Emniyet Müdürlüğü'nden talep ettiğimiz ilgili güvenlik önlemlerinin alındığı bilgisi geldiği andan itibaren Büyükşehir Belediye'mizle beraber ekiplerimizle düzelt gereği görevimizi yerine getireceğiz. Burada bizim açımızdan değişen bir şey yok.